Ajan Spor YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Motuanın Çal. NBA'de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Takımlar hazırlık maçlarına başladılar, hazırlık kamplarını geçiliyorlar. Ben de bundan böyle size NBA sezonunun normal sezonun başlamasına kadar geçen sürede öne çıkan takımları anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz sezon neler yaptılar? bu sezon neler yapabilirler, gelenler, gidenler hepsini bir toplu değerlendirmeye çalışacağım. Bugün de ilk takımımız, temsilcimiz C. Osman'ın formasını giydi. Cleveland Cavaliers. Şimdi Cleveland geçtiğimiz sezonu çok iyi geçirmedi. 82 maçta 19 mağlubiyetle 14. sırada tamamladılar. Doğu Konferansı'na 63 mağlubiyet aldılar. New York Knicks'in bir üst sırasına yer aldı Cleveland. Özellikle bu mağlubiyet sayısındaki bu artışta en büyük faktör çok az sayı atmaları. Cleveland NBA'in en az sayı atan takımıydı geçtiğimiz sezon. Tabii LeBron'un ayrılması gelen genç çekirdek e, Tayrunluyla sezona başladılar. Çok iyi bir başlangıç yapamadılar. Ardından Tayrunluyla yollara ayrıldı. Larry Drew takımın başına geldi ki Cleveland'da daha önceki dönemde yardımcı antrenörlükle te yapmış bir isimde. Onda da pek aslında umduklarını bulamadılar ama özellikle All-Star e haftasından sonra takım ufak bir çıkışa geçti. İnvelenme yakaladı. Özellikle Kevin Love'ın da takıma dönmesiyle birlikte galibiyet say sayısında ufak da bir artış olduğunu söylemekte yarar var. Tabi e, bu sezon Leroy da yola devam edilmedi. John Beeline takımın başına geldi. Kolej koçu 1953 doğumlu 66 yaşında biraz yaşlı bir koç olduğunu söylemekte yarar var. Lise ve üniversitelerde daha önce koçluk yaptı. Richmond'da 5 yıl, West Virginia'da 5 yıl ve 12 yıldır da 2007'den beri Michigan'ın başında koştuk yapıyor. Michigan'ın başında 2007'den beri var dedik. 2007'den beri iki Final Four, 4 Big Ben turnuvası ve bir normal sezon şampiyonluğu gördü. John Beeline, John Beeline nasıl anlatmak lazım? Bir kere eğitici bir koç. Yani öğretici yanı çok güçlü. 12 yıldır takımın başına demiştik ve daha önce kariyerinde aldığı takımlar hiçbir zaman en üst düzeyde olan takımlar olmadı. Yani hep kötü sezon geçirmiş veya geçirmekte olan veya çok e, parlamamış okulların takımlarını çalıştırdı. Bu Richmond'da da böyleydi. West Virginia'da, Michigan'da bile hiçbir zaman yani lisenin en iyi oyuncularıyla, en top oyuncularıyla çalışmış bir koç değil aldığı oyuncuları bir yerden bir yere getirdi. Onlara çok şey kattı. Bunda zaten 12 yılda 11 oyuncusu Michigan'ın draft edildi ve bunların çoğu da birinci turdan draft edilmiş oyuncular. Cavs de şimdi 5 yıllık bir anlaşma sağladı. Cavs de aslında John Beeline'ın daha önceki kariyerinde çalıştırdığı takımlara benzer yapıda bir takım. İşte Lebron'un ardından o şampiyonluk final oynayan takımın ardından gelen daha genç bir çekirdek. E neler yapacak? Neler yapacak göreceğiz John Bealing geçtiğimiz sezon tabii Atalanta ve Orlando'dan da teklifler almıştı koç ama gitmemişti. 12 senede 11 oyuncu draft edildi dedik. Cedi Osman'ın da bu genç oyuncu havuzu diyoruz ya işte Bealing biraz öğretici bir koç. Sevdiği tarzda bir basketbol oynatıyor. Özellikle hücumda topsuz koşulara çok önem veren, topsuz hareketliliği önemseyen bir koç Avrupa'yı diyebilirsiniz. O tarz bir basketbol oynatmayı seviyor. Cedi'nin de tabii yüksek tempoda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu düşünürsek zaten Cedi ile de e, kendisi anlaştıktan sonra bir telefon görüşmesi yapmışlar. Cedi'ye ondan neler beklediğini, neler istediğini anlatmış. E, özellikle işte içeriye girerken daha temaslı girmesini çeşitli tavsiyelerde bulmuş sezon öncesi Cedi ile yaptığı telefon konuşmasında. Cedi özellikle John Biley'nin e, geçmiş yıllardaki oynattığı basketbola bakarsak bu sezonda Cleveland'da en kilit oyuncularından bir tanesi olacağını e, söylemekte yarar var. Genç bir havuz dedik. Cleveland Cavaliers tabii Colin Sexton geçtiğimiz sezon draft oldu. Ben her ne kadar sezona geçtiğimiz sezon iyi başlamamış olsa da o kadar eleştirildiği kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten sonrasında da sezon ilerleyen aşamalarında o da çıkışa geçti. Cedi, Zizic, bu sezonda takıma katılan Dervis Garland ki 5. sıradan draft edildi. Garland önemli bir oyuncu. İleride iyi yerlere gelebilir. Dylan Wintler 26. sıradan Warwick oyuncusu. Bu genç çekirdeği özellikle ona yardımcı olacak tecrübeli isimler de var takımda. John Beeline bence önemli bir yere getirebilir. Zaten 5 yıllık bir anlaşma. John Beeline'i ben biraz da biraz Stevens'a benzetiyorum. Boston Celtics'in koçu. O da sistem koçu. John Bilay'ın da bir sistem koçu. E, tabii ki John Bilay'ın e, bu sezon göstereceği başarı kıstasının ne olduğuna da çok bağlı. Yani kimse ondan işte bu takım playoff'ta yeri finale oynasın, e, oraya gitsin konferansta şampiyon olsun. Böyle şeyler beklemiyor. Takımı bir yerden bir yere gelişme kat etmesini istiyor Cleveland yönetimi. O da burada bence başarılı olabilecek bir koç ki geçtiğimiz yıllarda işte kolejde lisede yaptıklarına bakarsak bence Cleveland için doğru bir tercih olduğunu söylemekte yarar var. Cedi özelinde şimdi bu sezon sezon Cedi kaç dakika süre alır neler yapar onları bakmak için Cedi'nin önce ilk 2 yılına bakmak lazım ilk 2 yılındaki gelişmeye bakmak lazım ki bana kalırsa muazzam bir gelişme e Cedi ilk geldiği sene 11 dakika süre almıştı ki bu sezon başında da ilk geldiği yıldan bahsediyorum hiç süre almıyordu yani daha çok garbage time diye tasvir ettiğimiz e, maçın sonunda önemsiz dakikalarda süre oluyordu. Oradan bir rotasyon parçası oldu. Zaman zaman işte o takas döneminden sonra ilk 5 başta da önemli performansları oldu. Geçtiğimiz sezon 11 dakika süre oluyormuş. Bu sezon öz, özür diliyorum. İlk sezonunda 11 dakika süre oluyormuş. Geçtiğimiz sezonsa 32 dakikaya çıkarmış bu süresini 3 şut kullanıyormuş maç başına. Geçtiğimiz sezon 11 şut kullanmaya başlamış. 3.9 sayıdan 13 sayıya yükseltmiş sayı ortalamasını. da 2 rebound alıyormuş. 4.7 rebound ki bu da artık içeriye ne kadar zorladı. Daha agresif oldu. Rebound'ları da kovaladı, kovaladığı anlamına geliyor. Ee, 56.5, %56.5 ile serbest satış atıyormuş. NBA'deki ilk yılında, geçtiğimiz sezonda 77.9 da serbest satış atmış. Ki bu, Cedi'nin en büyük defolarından bir tanesi. Bunu son Dünya Kupası'nda da maalesef net bir şekilde gördük. Ama burada da istatistikler istatistiksel olarak önemli bir gelişme sağlamış. E özellikle Cedi için geçtiğimiz sezonu şöyle anlatmak lazım. Tabi Lebron ayrıldıktan sonra önemli oyuncuların ayrılmasıyla birlikte biraz takım Cedi'ye kaldı. Cedi o liderliği bence iyi bir şekilde üstlendi. Özellikle sezonun başında iyi bir giriş yaptı. Ardından tabi ilk 2-3 maçta iyi oynamasına rağmen inişli çıkışlı bir grafiği oldu. Ama özellikle All-Star seçildikten sonra yani All-Star hafta sonundan sonra ee, çok iyi bir performansı vardı. 29 sayı, 27 sayı. Ben bunu biraz işte Oğuzların da tabii vermiş olduğu bir e, gurur, motivasyon olabilir ama Kevin Love'ın dönüşüne bağlıyorum. Kevin Love döndükten sonra Cedi tabii ki çok mobil bir oyuncu. işte 1, 2, 3, 4 oynayabiliyor. NBA'nin tam aradığı tarzda bir oyuncu ama geçti ilk sezonda özellikle işte Kyle Irving'i soğudu. Önemli bir numaraları da savundu. Ama 4 numarada özellikle NBA'de yani Avrupa'da yani bir nebze olsun yine 4 numarayı çok rahat bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu Cedi ama NBA'de o fiziksel yapıyı 4 numarayı bence kaldıramadı. Kevin Love'un dönüşü bence Cedi'ye çok yaradı. E, Kevin Love 4'e geçtikten sonra 3 numarada e, çok daha iyi bir performans göstermeye başladı. Takımın liderliğini artık iyice üstlenmeye başladı işte Özellikle Dalet Doğan'ın da gelmesiyle birlikte onu da, e, ondan pas alabildi. Antezis işte ikili oyun oynayabildi ve Kevin Love'ın e, alçak posta oyun kurmasıyla birlikte performansı kat ve kat arttığını söylemek lazım. E, Cedi Osman özellikle Lakers maçı, bir Lakers maçı var ki iç sahada oynadıkları, Cleveland'da oynadıkları Lakers maçından bahsediyorum. 42 dakika süre aldı. Yani 7'de 5 üçlük attığı maçtan bahsediyorum. E, tabii ki bir oyuncunun maç içindeki performansı ne kadar iyi olursa olsun NBA'de aldığı süreleri aslında değiştirmez. Yani Cedi çok çok üst düzey bir oyunda da oynasa, çok şut da soksa, e, onun maç başına alacağı süre daha öncesinden bellidir ve bu sürenin çok çok aşıldığını görmedik ama 42 dakika ki 40 dakika alması bile bir oyuncunun NBA'de bir takımda bir maçta bir süre e, çok doğru bir şey değil. 42 dakika süre aldı bu ne demek oluyor? Cleveland Cedi sizi geçtiğimiz sezon özellikle hiç yapamadı. Yani yapamadı Cedi olduğu zaman Cedi işte her şeyden birazcık yapma özelliği olduğu için takımı bir nebze tutkal misali toplayan bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Kevin Love geldikten sonra da zaten biraz daha 3 numara geçti. Biraz da onun da rolü azaldı. Daha da rahatlayınca daha da iyi bir performans ortaya koyduğunu söylemek lazım. Cleveland bu sezon şimdi ilk hazırlık maçını gerçekleşti. San Lorenzo Arjantin ekibine 31 sayı farkla mağlup ettiler. Cedi 21 dakikada 12 sayı 3 rebound, 5 asist, 5 top çalmayla yine aslında her yönden katkı verdi takımına diyebiliriz. Bu sezon özellikle işte John Beeline'in gelmesiyle tempolu bir oyun oynayacaklar. İlk maçı tabii Arjantin ekibi çok e, ölçü olacak bir karşılaşma değil ama sezon başladığında göreceğiz. Ciddi e, özellikle sezon öncesinde yaptığı röportajları da MIP ödülüne aday olduğunu söyledi. MIP ne demek? Most Improved Player. Yani en çok gelişme kat eden oyuncu. Yani Cedi bunu ödül adayı olduğunu söyledi. Zaten geçtiğimiz sezon ilk sezonlu arasındaki o istatistikler olarak farkı da söylemiştim. E, alabilir mi bence kesinlikle alabilir. Hatta adaylarından bir tanesi olduğunu söylemekte fayda var Cedi için NBA'de bu sezon. E, bakalım John Wall gelmesiyle daha bir takım oyunu oynayacaklar. Cedi bu takımın önünde zaten hiçbir zaman Cedi yani işte topu bana verin, isolation oynayayım, işte birebir oynayayım gibi bir oyuncu olmadı. Her zaman takım oyuncusu oldu. Takımın içinde öyle çıkan bir oyuncu oldu. Ben John Beeline'in gelmesine e, CDF'e katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi Cleveland önümüzdeki sezon neler yapabilir? E, Cleveland'dan önümüzdeki sezon yine çok bir şey beklememek lazım aslında. Açık konuşmak gerekirse. E, John Beeline evet işte Michigan'da kötü takımları aldı bir yerden bir yere getirdi ama burası da NBA. Benim John ile ilgili aklımdaki en büyük soru işareti o soyumu adası e, atmosferini nasıl idare edecek? Çünkü Michigan'da her ne kadar işte genç oyuncularla çalışsa da burada öyle bir ortam burada da genç oyuncular var ama burada yine işte bir All Star'la çalışacak Kevin Love, Tristan Thompson zaman zaman sorunlar yaşayabilir o NBA'nin soyunma odasındaki atmosferini nasıl idare edeceği bence Cleveland'ın bu sezonki kaderini belirleyecek. Ben Cleveland'ın bu sezon özellikle birçok maçta bizi şaşırtabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman sürpriz galibiyetler alabilirler. Her ne kadar ben geçtiğimiz sezon kadar kötü bir sezonu beklediğini düşünmüyorum da. ama yine de işte Playoff yaparlarsa benim için Cleveland için çok büyük bir başarı olacağını düşünüyorum. Playoff'u zorlarlar işte 8. 7. belki olursa büyük bir başarı olur ama Cleveland'ın 5 yıllık bir planda öğretici bir koçu takımın başına getirdi. O yüzden bu sezonda yine Cleveland'dan çok büyük şeyler beklememek lazım. Cedi Osman ise yine MIP ödülünün adaylarından bir tanesi. Kendisi buna söyledi. En çok gelişme katleden ödülünü almak istiyorum dedi. Bireysel hedefim bu dedi. Alırsa Cedi için de önemli bir sezon onu bekliyor. Özellikle John Bilay'dan çok şey öğrenebilir ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Normal sezonun başlamasına işte sayılı günler kala bizde öne çıkan takımları burada size Ajanspor YouTube kanalında anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Ajanspor YouTube kanalından ayrılmayın.